Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda sizlerle beraberim. Arkadaşlar bugün sizlere şinitzel, çıtır, tavuk, Kıbrıs tatlısı ve çiğ köfte hazırladık. Efsane bir sunum oldu. Bu tarifleri mutlaka deneyin. Gerçekten burcu burcu, buram buram Anadolu yemekleri yapıyoruz. Bunların yapım aşamasını tek tek sizlere gösterdik. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hocam kolay gelsin hocam. Bugün ne hazırlıyoruz? Şinitzel, soslu tavuk, çıtır tavuk, spesiyel bir... Oğlum bir saniye alır mı? Spesiyel bir tatlı yapacağız. Kıbrıs tatlısını az biraz kandıracağız. Farklı bir tatlı yapacağız. Şimdi plato açıyoruz yine. Şinitzel için. Yeterli mi soğan hocam? Şinitzel için plakarımız efsane olmuş. Yeterli mi biraz daha doğrayayım? Biraz daha olsun ya, bol miktar. Saat söyleyin bana arkadaşlar, hocam. Saat kaç? 5:30. Pileyi ateşleyebilir miyiz? Tamam ablam, yeterli. Evet, biraz karabiber ekledik hocam. Biraz sıvı harcadır. İnce bir şey alıver. Efendim canım? Karabiber ekledik. Karabiber, köri sos. Köri sos. Az daha gezdiriyor abla. Gezdiriyor abla. Bununla da çıtır tavuk yapacağız. Evet. Şimdi marine yapıyoruz. Evet. Yetti ablam. Köri sos tavuk da efsane oluyor hocam. Güzel oluyor, evet, yakışıyor. Tam biraz baharatlar, karabiberini ihmal etmeyin. Evet, onlar soğan halkası olacak. Onlar için size bir hatırlatma yapayım. Az bir gerçi şekerimiz var falan. Şekerimiz yapsaydı bunlara. Ne olacak? Ellerine sağlık. Evet, şimdi bu 15-20 dakika daha bu şekliyle dinlen. Çünkü onun asit oranı biraz hafiftir. Ocak temizlerken yani doğal olarak. Doğal temizlik unsuru. Kesinlikle plate dediğimiz ocaklar deterjanla yıkanmaz. Kesinlikle. Ne olacak? Ocak ısıtılacak doğal olarak. Sonra soğan en güzel bunu temizleyeceğiz. Soğanla ovalayacağız. Ovalayacağız. Hafif bir yağ gezdireceğiz. Ovalayacağız. Sonra peçeteyle güzelce sileceğiz. Ve bir sonraki kullanıma da bunu böyle yapmamız gerekiyor. Yani işimiz bitti, bıraktık gitme yok. Yine bir soğanla sıcakken temizliğini yapacağız ve bırakacağız. Ondan sonra bakteri üreme riski sıfır olur. Tavuklarımızı yumurtaya beliyoruz. Oradan da galete unu ve normal unu karıştırdık. Ocağı aldık hocam, şu anda ısınıyor. Yağı ısıttık. Evet, güzelce buluyoruz. Suyunu iyice bıraktırıyoruz. Hamurlamasın. Alırken içerisinde suyunu iyice bıraktırıyoruz. Evet. Yani tamam, yumurta suyu değil mi hocam? Çevir. Ellerine dikkat et. Evet, bırak ver, elini çek. Yağ oraya da gelsin. Yok yok. Anladın mı? Bıraktığı an kuru zemin kalmasın. Yoksa yapılır. Az yağla yapıyoruz ya şu an. O açıdan. Bol yağda yapsaydı bunu aramana gerek yok. Ama şu an biz az yağda pişiriyoruz. Bunu artık çevir. Onun için tahta kaşık kullanmamız lazım, değil mi hocam? Kaşık. Özellikle teflon için. Bu tava,
tava bir ustaya 10 sene hizmet eder. 10 sene. Fakat metal kaşık girerse 6 ay ömrü var. Çizer hocam. İçindeki teflon dosyosu çizer. Bembeyaz bir çelik rengi veya alüminyum rengi bir görüntü alır. Burada var hazır görmüş. Bir tane berbat olmuş. Ve sağlıksız bir şey oldu değil mi hocam? Kanserojendir. Evet. Kanserojendir. Baskılam o. Yanlardan aşağıdan yukarı çalış. Devirirken. Hocam bu yemek ne diye geçiyor? Yemek soslu. Pürüz soslu. İçindeki yağın hepsini emdi değil mi şu anda? Evet. Evet. Çıtır çıtır bir tavuk olacak arkadaşlar bu. Tutur burayı. İçerisine alev alsın. Tut, bekle. Al biraz açalım. Çünkü çıkaracağız artık. Ateşi artırabilirsin. Hafif yakacağız. Bak geliyor alev içerisine. Atlıyor. Bu aromada yanmışlık tadı verir. Çok tercih edilen bir özellik bu. Evet. Hafif bir harmanla. Tekrar çır. Evet. Allah. Tamam yazmış ya. Tamam. Nerede bıraktın? Şef var, şef var. Ya ama hani o sıkıyor. Bu tarihte iri diş sarımsak var. Çok az iri diş sarımsak var. Normalde bunu Avrupalı sarımsakla yapmazlar. Yalnız şurada misafirlerimize birer kaşık takviye yapıyor. Geri şeyle veremiyoruz. Eğer de içeriden de yapmadık zorlanan misafirlerimize sıvalım. Tamam. En nazlı evi tutup zaten.